Sen bana nispet olsun diye mi yapıyorsun? Ne yaptın ki anne? Ne o öyle sırtında odunla sabah sabah? Allah Allah! Kaç kere söyleyeceğiz kızım sana? Karnındakine garezin mi var kızım senin? Bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor. Yok anne. Vallahi hafifti. İyi iyi. Allah muhafaza. Bir şey olsun ben sorarım hesabını. Sen de yapsa yaptı diye, yapmasa yapmadı diye kızıyorsun be anne. Sus be. Zapt diye misin sen benim başıma? Ye yemeğini. İş güç seni bekliyor. Aramadın mı şu abini daha? Arıyorum anne de ulaşamıyorum ki. Birlik dönmemiş daha. Ona belli mi olur? Çatlak. Bakarsın geliverir hemen. Biz böyle telefonla uğraşırken bir bakmışsın şuradan görünmüş. O şimdi yengemi de götürecek ya. İzin çıktığı an uçar buraya. Götürecek de. Nasıl götürecek? Ev yok, bak yok. Siirt gibi bir yerde. Ne olacak canım? Ayarlarım. Yengem de alışacak artık. Bugün bir daha uğraş bakalım, telefon et. Tamam anne. Geldi bak be. Anne, jandarmalar. Jandarma mı? Allah Allah. Hayırdır oğlum? Keşke hayır olsaydı teyze. Ne? İntikal sırasında bir kaza olmuş teyze. Gece bildirdiler. Uzman çavuş Mustafa Koçak'tı dediler. Mustafa mı? Maalesef teyze. Hepimizin başı sağ olsun. Mustafa! Yavrum!
Aleyküm merhametullah. Esselamun aleyküm. Baba. Kaldır. Oğlum. Nereye gidiyorsun Mustafa? Oğlum. 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 Yenge bari onu düşün. Hazır ol diyordu bana. Ben nerede sen orada diyordun. Gidecektik. Gidecektik biz. Allah'ım sen bize yardım et. Başın sağ olsun Asiyen. Allah gani gani rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun Necmi. Bir hacet olursa, yani üstümüze düşen bir şey, her şeye amadeyiz Asiyen'im. Hiç çekinmeyin. Allah razı olsun. Sağ olun.
Zor olacak, zor. Ne lazım olursa, hiç çekinmeyin. Niye gelmiş? Başsağlığına niye olacak? Onun sahidece baştan ne olur be? Git işine bak Ahmet. Ver onu, ver, ver. Oynayıp durma oğlum şu çocukla. O kadar iş güç orada, sen burada. Mustafa acıktı anne. Yengem nerede? Aman ne bileyim. Surat dört karış, ağır samanlık dolanıyordur şimdi. Niye? Niye öyle dedin? Öyle işte, kalk hadi. Niye yengeme böyle davranıyorsun anne? Nasıl davranıyorum be? Kötü. Kötü davranıyorsun. Azarlıyorsun, paylıyorsun hep. Ya o? Sütten çıkmış ak kaşık mı? Nesi var ki anne? Ne yaptı sana? Kalk şuradan be. Laf yetiştirip durma bana. Onu baştan beri istemedin anne. Hala o davayı gidiyorsun. Abimi de az üzmedin. Sus artık. Oğlum musun, kız babası mısın? Sana ne ha? Sana ne? Ne olursa olsun. Yazıktır anne. Günahtır. O şehit karısıysa ben de şehit anasıyım, tamam mı? Kes sesini. Git. Alma dedim, Mustafa aldı. Gitme. Asker mesleğine girme. Çiftinde çubuğunda kal dedim. Onu da dinlemedin. Kolay gele. Nasılsın Ahmet? İyidir abi. Sen nasılsın? Sen nasılsın Nuray Hanım? Anne nerede Ahmet? Oo, Necip Bey. Hoş geldin, buyur hele. Hoş bulduk. Rahatsız ettim Asiye Hanım. Buyurun, ağzınız tatlansın biraz. Zahmet olmuş canım. Biraz görüşmek imkanı var mıdır Asiye Hanım? Buyur, buyur. Bir şey içer miydin Necip Bey? Hiç zahmet olmasın. Ben hacetimi diyeyim de o kâfi. Buyur hele, hayırdır? Biliyorsunuz Asiye Hanım,
Benim hanım vefat ettiği sırada... Allah rahmet eylesin. Sağ ol. O sıra rahmetli Mustafa da, ben de talip olduktu senin kıza. Nasip Mustafa'nınmış. O nikahlandı. Allah var. Dönüp de bir daha Nuray'a bakmadım bile. Herhalde bakmayacaktım be. Bakacak mıydın bir de? Abimi görünce kuyruğu kısırdığını... Ahmet sus. Anne bu adamın... Sus dedim. Biz hususi konuşsak Asiye Hanım, imkanı varsa. Hadi Ahmet. Ne halt diyeceğini biliyorum ben. Olacak şey değil, tamam mı? Değil. Ahmet dışarı. Olmayacak. Gençtir, olur bunlar. Ha, ne diyordum? Ben dönüp de bakmadım. Ama benim bir vakit senin gelinine talip olduğum herkesin malumu. Sonra Emre hak vaki oldu. E Mustafa rahmetli. Vallahi bekledim. Bekledim ki yasını bitirsin. Yaşını döksün. El alem, bak bak, bu Necip de az leş kargası değilmiş demesin diye durdum. Ama şimdi... Bunun kimi kimsesi, anası babası yok Asiye Hanım. Bundan gayrı bunun anası da sensin, babası da. Ben varıp da bu dolu Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kimden isteyeydim ha? De bana Asiye Hanım. Nuray! Mustafa uyandı, bak şuna. Bari etim yerinde şükür, biliyorsun ya. Senin torunun benim evladım olsun. Daha nasıl diller dökeyim Asiye Hanım? Ben ki Necip canı tez. Daha ne diyeyim? Nuray! Kahve yap bize. Hayvan herif. Ne istiyormuş? Ne olacak? Şerefsiz. Asıl kabahat akılsız anamda. Düşüncesiz bu kadın, düşüncesiz. Üzülme Ahmet. Mustafa evvel Allah'a, sonra sana emanet. Bu edepsiz de beni canlı bulamaz ya. Hiç üzülme. Elini öpeyim artık Asiye Hanım. Hadi uğurlar ola. Ahmet, geçiriver Necip abini oğlum. Hadi, mukayyet ol kendine aslanım. Senin dediğin olacak iş değil. Bizi rahat bırak. Ulan Ahmet. Allah'tan annen senden akıllı ha. Olmayacak dedim. Uğraşma. Ulan bu kasabada uğraşılmayacak tek adam benim. Dürzü. Anlamadın mı bunu da? Sen benimle uğraşmayacaksın. İşi gücü de astın iyice. Oturacak mısın böyle daha? İş güç.
olur gider anne. Ama... Ne olmazmış peki ha? Ne gevip duruyorsun sen ağzında? Gevmiyorum anne, söylüyorum. Ama dinlemiyorsun. İşim gücüm bitti, bir de seni mi dinleyeceğim be? O herifin ne alt ettiğini... Ben Mustafa'nın karısıyım anne. Onun koyunu olsa bu kadar rahat satar mıydın? Ne sandındı peki? Ne olacaktı? Matemse yapıldı. Yasıysa tutuldu. Benim evime kazık mı çakacaksın? Anne! Sus sen! Yarın Ahmet evlenip barklanıp gidecek. Benim üstüme ihtiyarlık çökecek. Ne yapacaksın el kadar bebeğiyle? Ne yapacaksın? Ben ekmeğimi kazanırım. Kazanırsın tabii. Çok kazanırsın. Ben bunu istemiyorum. İstemiyorum. Her şeyin tazesi demişler Ahmet. Demir tavında dövülür. Ahmaklık etme. Bak, Necip'in ayranı kabarık. Hal vakti yerinde. Kudretli adam. Daha ne olacak? Yazıklar olsun. Ne? Kalk hadi kalk. Kalk 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 kalk. Yatacak zaman değil. Kalk. Ne oldu kalk. Ya? Nuray yok, gitmiş. Ne? Kalk hadi fırla. Çabuk çabuk çabuk. Bul gel muhakkak. Bir delilik yapmasın. Bak gerekirse at iki tane ağzının üstüne. Saçmalama anne. O giderse gitsin. Mustafa'yı verme ama, verme. Duydun mu beni? Verme, duydun mu beni? Çabuk. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Çoktan giderdik. Ağlama, ağlama biriciğim. Ağlama. Yenge. Gidelim hadi. Hiçbir yere gitmiyorsun yenge. Annene bakma sen. Aklına vurdu kadını. Dayanamıyorum artık Ahmet. Yapamıyorum. Allah şahit. Sen bizim evimizden kendi rızanla güle oynaya çıkmadıkça inan bana ben senin gitmene razı olmayacağım. Meraklanma sen yenge. Hadi yenge. Acıkmış bu. Thank you.
Bir evden kaçmadığın kaldıydı değil mi? Başımın belası. Anne kes artık. Ben de bir düşüneyim dedim ona. Bir sigara ver bakayım oradan. Nasılsın Necip? Necip iyidir aslanım. Sen kendine bak. Niye sordun öyle imalı imalı? Bilmem. İstediğin şeyleri alamıyormuşsun diye duydum da. Duymak ne be? Köyün dilinde vallahi. İstedik doğru. Lakin vazgeçen de benim. Merak etmeyin. Yapma ya. Nasıl oluyor bu? Ulan ben gitmişim helalinden istemişim, tamam mı? Devlet kuşu konmuş kafalarına. Fakat kadın kadın değil ki bunlar. Ya söylememek lazım ama kayınbiraderiyle bu gelin. Al takke ver günah. Yapma be. Ne sandın? Vay reziller vay. Ulan Ahmet'e bak be. Vallahi benim midem bulandı arkadaş. Bu kadar da rezillik yani. Rahmetli Mustafa'nın kemikleri sızlıyor ya. Kemikleri. Ulan ne iş be. Yazıklar olsun vallahi. Aman ha. Öyle yayılmasın. Hadi eyvallah. Güle güle. Güle güle. Güle, güle. Allah Allah. Necip Bey de çekti elini ayağı. Teptin tabii, teptin. Böyle bir fırsat bir daha ya çıkar ya çıkmaz. Ama... Fotoğraman mı sandın sen bu işleri? Ne olacaktı sandın dul başına? Ha? Anne yapma. Ne haliniz varsa görün be. Başımın belaları. Kolay gelsin abi. Hoş geldin. Bir pirinç unu, bir süt. Al canım. Buyur. İyi günler. Güle güle. Ahmet. Ya hiç ihtimal vermedim ama yine de yüzüne karşı sormasam içim rahat etmeyecek. Hayırdır? Az gelsene şöyle. Söyleyebilirsin. Rezil herif. Yalan mı? Yalan mı lan it? Ne demeye mani oldun o zaman bana ha? Şerefsiz. Yalan mı? Yalan mı lan? Ha? Yalan mı? Cevap ver. Şerefsiz. İt herif. Abi herif. Yalan mı lan? Hayvan herif. Yalan mı lan? Bırakın beni. Bırakın. Necim. Bırakın. Sakin ol. Bırakın beni. Tamam. Sakin ol. Bana yar etmediğin ya. Kimseye tamam, yar olmayacak tamam mı? Kimseye. Tamam. Bırakın lan beni. Thank you.
Ahmet? Ne oldu? Ahmet, ne oldu sana, ne oldu? Yok bir şey. Suratın çarşamba pazarına dönmüş, nasıl bir şey yok? Yok işte anne, atıştık biriyle biraz. Su getir biraz, temiz bez de getir. Necip'le mi takıştınız? Nereden biliyorsun? Başka kiminle olabilir ki? O işi de mundar ettin ya Ahmet. Kafa yok sende, kafa. Ne iş anne ya? Ne diyorsun sen? Sen gir içeri. Hangi işi olacak? Al işte. Bütün köyün dilindeyiz. Ne? Nuray'la sen. Ne olacaktı yani? Millet haklı tabii. Haklı mı? Haklı mı? Sen bunu nasıl söylersin anne? Nasıl? Ne olacaktı Allah'ın odunu? Baş göz edelim dedim sana. Necip'ten iyisini mi bulacaktın? Gelmiş tenezzül etmiş adam elin duluna. Elin dediğin senin gelinin be. Şehit oğlunun karısı. İyi ya. Çek o zaman. İnsan içine çık ama. Keyfin bilir. Çocuklar, gidin ya. Necip Bey, ne oluyor? Ahmet! Ya demeyin şöyle laflar, gönlünü seveyim, yapmayın ya. Arkadaşlar, Ahmet, arkadaşlar yapmayın. Yapmayın arkadaşlar, tamam ya, yapmayın. Necip Bey, arkadaşlar, sakin olun. Bu köyün ne yapıyor? Bakışan aşağıya yüreksiz. Gillo bengeyi buldun tamam, değil mi? Tamam Sinan Hanım. Çık dışarı. Sen de tembihli olun. Kafalarına basmasın insanlar. Çıksana. Utanma seni. Bak tutuyorum valla. Yüreksiz. Utanma seni. Ne istiyorsunuz tamam, anlamadım ki. Arkadaşlar yapmayın ya. Benim affedin ya. Yapmayın. Ayıptır. Günahdır. Günahını alıyorsunuz. Yapmayın. Telefonlamaz insanlar. Kardeşim uzattayım diyorum işte. Arkadaşlar. Ya lütfen diyorum ya. Bak Allah Allah. Ya beni dinleyin bari kardeşim, yapmayın. Söylemeyin şöyle laflar ya. Arkadaşlar. Gel. Tamam yeter ya. Köy namuslu köy Ahmet. Ne diyorsun lan hala? Yapma Siyah Hanım ayıp ya. Yeter ama ya. Tamam. Günde görelim. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi oğlum? Ahmet! Çekil anne, karışma. Bu itleri mi salacaksın üstümüze? Bu mu kaldı şimdi? Bakıyorum yengeni iyi müdafaa ediyorsun. Bas gitme! Rezil ettin bizi köye. Allah'tan kork. Utanmıyor musun bu rezil iftiralarından? Git hadi bas! Vuracak mısın lan beni? Ne yapacaksın ha? Git dedim sana. Defol! Sende o yürek var mı lan ha? Ahmet! Ahmet yapma oğlum! Git buradan. Yüreksiz millet. Bas git lan hadi. Git kumda oyna. Hadi yürü hadi. Şuna bak. Ne yapıyorsun sen ha?
Ha? Analığından çok düşmanlığını gördük. Böyle olduğunu sen de bil. Ahmet! 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 Ahmet aç kapıyı oğlum! Ahmet! 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 Aç kapıyı! Ben gidiyorum kızım. Allah'a ısmarladık. Uğurlar olsun Bekir amca. Kalkma evladım. Yedir sen onun mamasını. Hadi bakalım. Gece vakti çaldı kapımı. Babası rahmetli ahbabım olurdu bilirsin. İftira edenin iftirasından, kınayacak olanın kınamasından korkmadım. Aldım evimi. Aç ağzını, aç oğlum. Kızımdır, evladımdır. Allah bir yol gösterene kadar aynı kaptan yer içeriz dedim kendi kendime. Sen hata ettin Asiye kadın. Kendi evladını tan ettin. Ken baktın. El alemin dikenine kendi gülünü değiştin. Hadi bakalım benim güzel oğlum.
buralara uğramaz diye kadın. Hayatımda kovmadım kimseyi. Ama seni kovarım. Uğrama bana. Canım benim. Tamam hanım. Hoppa. İstemiyor musun? Tamam. Müsait misin Köse Hoca? Almıyor. Tam yerinden kurtulduk derken, ama bu sefer öyle yıllarca bekleyemem. Madem iki kuruşun şifacının hakkından geldi, buna da yeter. Ben de aynı konuyu düşünüyordum. Ama acele hareket etmemeliyiz. Öbürü gibi bir baş belası işte. Ezeceksin, bitecek. Köse Hoca, bence onu öldürmek bir çözüm değil. Şifacı öldüğünde de işimiz kolaylaşacak sandık ama öyle olmadı. Demek ki gidenin yerine bir diğeri mutlaka geliyor. O da doğru. Peki senin aklından ne geçiyor? Ya önce bu yeni ortaya çıkan adam kimin nesi öğrensek daha iyi olmaz mı? Nasıl öğreneceksin peki? Sen o işi bana bırak. Kendi başına bir işe kalkışırsan? Köse Hoca, ben sadece yediğim ekmeğin karşılığını ödemeye çalışıyorum. Döner dönmez gel. Öğrendiklerini bana anlat. Baş üstüne. Salih Bey'i arıyordum. Randevunuz var mıydı? Evet, var. Beni takip edin. Gir. Berra Hanım geldiler. Saat 3'te randevusu varmış. Kim? Merhaba. Merhaba. Tamam kızım, çıkabilirsin. Buyurun lütfen. Olur. Sizinle randevumu unuttuğuma göre ciddi bir hafıza problemi yaşıyorum herhalde. Umarım bana kızmazsınız. Size ulaşmak için ufak bir yalan uydurdum da. Size kızma fikri bana biraz imkansız görünüyor ama nasıl yardımcı olabilirim? Bir araştırma yapıyordum da. Hey, ne yapıyorsun hayatım? Bende alerji var. Bana dikkatle bak. Uykudan başka hiçbir şey aklına getirme. Sadece uykuyu düşün. Uyuyorsun ve artık benim sesim senin efendindir. Senin sesin benim efendimdir. Salih, bu dosyaları... Ben... Özür dilerim. Bilmez mi bu insanlar? Acele etmeliyim. Salih, bana bilmek istediğim her şeyi söyleyeceksin. Söyleyeceğim. Güzel. Gizemli doktorun adı ne? Ah,
Sertaş. Pekala. Şimdi bana her şeyi anlat. Doktor nerede çalışıyor? İmre Hoca ile ilgisi ne? Her şeyi sırayla anlat. Hiçbir şey atlama, tamam mı? Ayça'yı duydum. Haber yok galiba hala. Hayır. Babam polise gidecekti bugün. Ama ne yaptı bilmiyorum. Dün haber vermediniz mi polise? Verdik ama Ceren'le bana inanmadılar. Babam da doğruyu söylersem bana kızmayacağını söyledi. Annem bir şey demedi ama o da inanmadı herhalde. Evde duramadım. Bari okula geleyim dedim. Burada hepten manyak muamelesi yaptılar. Ben inanıyorum sana. Neydi bu şimdi? Sinirli bir adam. İyi de neye sinirli? Biz mi kaybettik bizi? Hakikaten ya. Biz de işimizi yapıyoruz burada. Boş konuşuyorsunuz, boş. Adamın kızı kaybolmuş. Bizimle mi uğraşacak? Ne yapıyoruz şimdi? Salih haber bekliyor bizden. Ya zaten bir şey çıkmaz bu işten. Uydurma olduğu çok belli. Adam dışarı çıkıyor. Oo Ekrem Bey. Tam zamanında geldim galiba. Ne oluyor orada? Biri geldi galiba. Ne diyorlar duymak istiyorum. Bir yere mi gidiyorsun? Köse Hoca. Demek adımı hatırlıyorsun. Bir haftadır telefonlarıma cevap vermeyince beni unuttun sandım. Seni biraz telaşlı gördüm Ekrem. Yoksa bir şey mi kaybettin? Sen. Sen yaptın. Kızım nerede? Nerede Ayça? Sakin ol canım. Eğer kızıma bir şey olduysa, ona bir şey yaptıysan... Aşk olsun Ekrem. Hiç öyle şey olur mu? Eğer dediklerimi yaparsan, kızın sapasağlam eve döner. Ayça nerede? Doğrusu bunu ben de bilmiyorum.
ama hiç hoş bir yerde olmadığını tahmin ediyorum. O yüzden elini çabuk tutsan iyi edersin. Seni uyarıyorum Ekrem. Sabrımın bir sınırı var. Beni bir daha kapına getirme. Vay canına. Gerçekten de kaçırmışlar kızı. Siz ikiniz arabanın peşine takılın. Sen ne yapacaksın? Eve tekrar gireceğim. Hadi hadi. Sana ne oldu bilmiyorum. Ben seni ciddi ve işine bağlı bir cerrah olarak tanıdım. Şimdi ise hastanede içinde adın geçen binbir saçmalık konuşuluyor. Televizyonda seninle ilgili akla hayale gelmez şeyler görünüyor. Ve poliklinik koridorları onlara hokus pokus yapmanı bekleyen insanlarla dolu. Hocam çok üzgünüm. Eğer kendini toparlamazsan, bu saçmalığa bir son vermezsen daha çok üzüleceksin. Çıkabilirsin. Hocam. Adam beni çocuk gibi azarladı. Uzmanlığımı Serdar Hoca ile yaptım ben. Onca yıl içerisinde bana bir kere bile sesini yükseltmemiş olan hocam beni bir çocuk gibi azarladı. Ve cevap verecek söz bile bulamadım. Uğrunda hayatımı harcadığım kariyerimi iki paralık ettiler. Hocam sakin olun kalbiniz. Sakin mi? Sakin mi olayım? Hayır. Sakin olmak istemiyorum. Gidip o her şeyi burnunu sokan lanet olası kadına gününü göstermek istiyorum. Biraz durun, şu anda çok öfkelisiniz. Beni izlemekten vazgeç. İyi akşamlar Meltem Hanım. Doktor? Ta kendi. Ne istiyorsun benden? Hiç. Sadece takip edilmek nasıl oluyormuş öğren istiyorum. Bana bir şey yapamazsın. Bağırırım. Bağırırsın. Bağır umurumda sanki. Daha ne yapabilirim? Bırak beni. Senin yüzünden işimi gücümü kaybediyorum. Daha ne olabilir ki? Bağır hadi. Bırak. Sen yine neyin peşindesin ha? Sen yine neyin peşindesin? Bu kızla ne alakan var ha? Bırak beni! Ya canımı acıtıyorsun! Ne yapmaya çalışıyorsun? Bırak! Konuş diyorum sana! Ne yapmaya çalışıyorsun bırak ha? Bırak beni diyorum! Kolumu konuş. Acıtıyorsun! Bırak beni! Sen! İyi misin Meltem? Ne yaptın sen? Deli misin? Ama sandım ki sen bağırıyordun. Halil Bey! Halil Bey iyi misiniz? Halil Bey! Doktor mu? Doktora mı vurdum? Evet! Gelin! Aç şu kapıyı, yardım et! Ne olur kalkın, yardım et! Halil Bey! Oturun şöyle. Halil Bey nasılsınız? Nasıl? Şaka mı bu? Kafa mı vurdunuz? Bir yanlış anlama oldu. Ne yanlış anlaması? Halil Bey kalkmayın yerinizden siz. Yani Tezer hiç düşünmeden hareket ediyorsun. Ya ben yardım etmeye çalışıyordum. Ne yapacağız şimdi? Sen git git git. Ben doktoru acile götüreyim. Dua et de adamın kafasını kırmış falan olma. Ha Tezer. Bizimkilere doktorun burada olduğunu söyleme. Ne yapıyorsun? Kanadı mı diye bakıyorum. Niye? Kanamadıysa bir daha mı vuracaksın? Ay özür dilerim ama sen de kafana sopa yemeyi hak ettin. Ne öyle gelip tehdit savurmalar falan filan? Hadi seni götüreyim ben. İstemez. Arabam dışarıda. Ya saçmalama ne olur. Araba kullanacak halde değilsin sen. Korkma, ısırmam. Niye girmedin içeri? Seni bekledim. Hadi yürü. Bayılıyorum.
Hop hop. İnsan bir kapıyı çalar. Meşgul olduğunuzu bilseydik. Nasıl gitti? İşe yarar bir şey bulabildiniz mi? Bizim şansımız cincilerden açıldı bir defa. Bir tane daha mı buldunuz? Evet. Kapı önünde kızın babasıyla tartışan ihtiyar. Köse Hoca. O da bir cinci hocaymış. Ama merhum genç hocamız gibi değil. Gayet korkulan, tedirgin edici bir zat. İşte talih böyle bir şeydir arkadaşlar. Gelip avucunuza kondu mu orada yuva yapar artık. Kız kaçıran cinci hoca. Bundan bize 2 haftalık malzeme çıkar. Hele bir de kızı bulamazlarsa. Senin niye sesin çıkmıyor? Kürşat anlattı işte hepsini. Ha. Biraz daha iyi misiniz? Yakında bir hastane var, oraya gidelim. Yoksa kendi hastanenize mi gitmek istersiniz? Hastanelik bir durum yok. Beni eve bırak. Ayça Turman. Tanıdık mı geldi? Ben... Hayır, tanımıyorum. Neden fotoğraf sende? Bir haber yapacağım onunla ilgili. Ne haberi? Kızı tanımadığına göre neden ilgileniyorsun? Biz olayı bugün habere aldık. Bu genç bayan dün bir arkadaşı ve abisiyle evdeymiş. Ve aniden ortadan kaybolmuş. Ne demek kaybolmuş? Ben de ayrıntıları bilmiyorum. Beraberce film seyrediyorlarmış. Bir takım sesler duymuşlar. Odada bir şeyler olmuş ve kız havaya karışıp gitmiş. Çok saçma. Tamamen aynı fikirdeyim. Saçma buldunuz ama yine de haber mi yapacaksınız? Haber kısmı bu değil. Bizim araştırmamıza göre bu kız kaybolmamış, kaçırılmış. Kim tarafından? Bence bu işi şu şekilde yapmalıyız. Sen sor, ben cevap vereyim. Ben sorunca da sen cevap ver. Mavi kod 21 numara. Selam. Mavi kod, bu Halil Hoca'nın hastası. Biliyordum bir şey çıkacağını. Solunum durmuş. Atropin. Kanama başladı. Ben Halil Hoca'ya haber vereyim. Cevap vermiyor. Ne? Ben akşamdan beri arıyorum. Ne evi ne de cep açılmıyor. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Ne yapacağız? Harun Hoca'yı ara. Buraya kadar zahmet etmene hiç gerek yoktu. Sağ salim evine girdiğinden emin olmak istedim sadece. Kendimi sorumlu hissediyorum ne de olsa. Anlıyorum. Yani meraklının teki olduğun ve hiçbir fırsatı kaçırmadığın için değil. Madem buradayız, birer çay içip ikimizin de ilgilendiği şu kayıp kızı konuşalım. Ne dersin? Gerçekten utanma sıkılma nedir bilmiyorsun değil mi? Ne yapalım? Bu meslek insanı bozuyor. Efendim? Ay neredesin be evladım ya? Meraktan öldüm. Anne ben seni birazdan arasam. Faruk yeter artık. Kimse bana bir şey anlatmıyor. Öğleden beri ne haldeyim biliyor musun? Babam buradan sinir krizi geçirerek çıktı gitti. Ne senden ne Halil'den hiçbir ses yok. O korkunç görüntüleri 10 kere gösterdiler. Tanıdığımız ne kadar insan varsa aradı. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ayol seni çocuk bile tanıdı. Çok haklısın anne. Seni ihmal ettik. Ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. Şimdi neredesiniz?
Babam programın yayınlanmasını engellemek için bir yol arıyor. Birazdan evde olur. Ben de şimdi Halil'e bakmaya geldim. Siz beraber değil miydiniz? Hastaneye gitmek için çıktı. Aman oğlum, ne olur birbirinize sahip çıkın. Merak etme. Ben eve dönünce daha etraflıca konuşuruz, tamam mı? Tamam çocuğum, tamam. Hadi güle güle. Merhaba. Merhaba. Sen? Sen ne işin var burada? Halil, ne oluyor? Faruk, bağırma. Otur lütfen. Bu kadın ne arıyor burada Halil? Neden içeri aldın? Biz beraber geldik, tamam mı? Halil, bu iş şaka olmaktan çoktan çıktı. Ailecek rezil olduk. Ve sen bu kadını evine davet ediyorsun, öyle mi? Bir takım şeyler oldu. Anlatırım şimdi. Ben gitsem iyi olacak. Gerçekten de en iyisi bu olacak. Benden hoşlanmadığınızı biliyorum. Haksız da sayılmazsınız. Ama burada bir kızın hayatı söz konusu. Bildiklerinizi benimle paylaşmalısınız Halil Bey. Seninle bir şey paylaşmak istemiyorum. Artık benden uzak dur. Neler oluyor? Nedir bu kız hikayesi? Gene nasıl bir işe bulaştın? Faruk, eğer beni buraya azarlamaya geldiysen gerçekten hiç havamda değilim. Demek havanda değilsin. Sana şunu hatırlatmak istiyorum. Senin yüzünden bu saçma sapan işe ben de karıştım. Ben de televizyonlarda görünüp maskara oldum. Sana yardım etmeye, destek olmaya çalışıyorum. Ama bakıyorum arkama her döndüğümde yeni bir şeyle karşılaşıyorum. Sana sorun çıkardığımın farkındayım. Ama anlayacağını sanmıyorum. Gayet iyi anlıyorum. Babam sende kahramanlık kompleksi olduğunu söyleyip dururdu. Haklıymış. Bu acayip belirsiz durumun içinde olmaktan hoşlanıyorsun. Yeter Faruk. Hastasın. Yardıma ihtiyacın var. Öyle anlaşılıyor ki bu gördüğün hayallere de inanmaya başladın. Bence artık gitmelisin. Öyle mi? İşine gelmeyen bir şey söyleyince kapıyı mı gösteriyorsun? Eğer kalırsan kötü olacağız. Bir ağrı büyüsü yapacağız. Dünkü gibi karışık bir tören mi istiyorsun? Gerek yok. Sadece göz korkutacağız. Peki. Ben de nerede kaldı diye düşünüyordum. Daha iyi görünüyorsun. Sen bir de beni aklın başımdayken görmelisin. Müşteri ol. Aklın tamamen başında. Evimin salonunda oturmuş bir hayaletle konuşuyorum. Ben hayalet değilim. Hayalet diye bir şey yoktur. Ne olacak şimdi? Ne yapmam gerekiyor? Buna sen karar vereceksin. Artık bu işin nasıl yürüdüğünü biraz anlamaya başladın sanıyorum. Yaptığın ve yapmadığın her hareketin bir sonucu vardır. Bu herkes için geçerli değil mi? Çok doğru. Ama senin durumunda sonuçlar daha ciddi oluyor. Senin hayatında hiçbir şey tesadüfi değil. Kader senin için ağır bir vazifeyi uygun gördü. Ya istemezsem? Ya reddedersem? Bunu yapamazsın. Hayatta herkesin bir işi var. Seninki de bu. Kader senden güçlüdür. Nereye kaçarsan kaç, gelip seni bulur. Yardıma ihtiyacın olursa çağırman yeter.
İyi akşamlar doktor. İyi akşamlar. Kusura bakma, gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama iş sabaha bekleyecek gibi değil. Bir şey mi oldu? Yaralandın mı? Önemli değil. Sana gelmeden önce çok düşündüm. Geçen sefer yardımını istediğimizde başını derde soktuk. Başka çare olsaydı gelmezdim inan. Mecbur kaldım. Çünkü... Genç bir kız kayboldu. Ayça. Evinde oturmuş film seyrederken anlaşılmaz bir şekilde yok oluyor. Polis şaka yaptığını düşünüyor ama abisi ve arkadaşı onun gözlerinin önünde gittiğini söylüyorlar. Nereden öğrendin bunları? Hadi kalk. Gidip konuşalım şu insanlarla. Şimdi mi? Kız kayıp. Uyuduklarını sanmıyorum. Hem sen demedin mi bu iş sabaha beklemez diye? Hadi. Cem! Ne arıyorsun sen burada? Seni ne kadar çok çalıştırıyorlar hayatım. Bir saattir bekliyorum. Sana ne aradığını sordum. Ne işin var evimde? Evimde mi? Evimizde demek istedin herhalde. Burası bizim evimiz falan değil. Ama benim de anahtarım var. Kilidi değiştirecek vakit bulamadığım için anahtarım var. Lütfen gider misin Cem? Kovma beni. Hadi gel. Benimle bir kadeh iç. Eski günlerin hatırını. Cem, lütfen git. Sabah erken kalkacağım ben. Aa evet, ben seni tebrik etmeye geldim. Tebrik ederim, programın acayip. Teşekkür ederim. Gerçekten aferin. Bizim keltoş müdür günlerdir başıma kakıyor. Gül gibi kızı kaçırdın, bize de sunucu kaybettirdin. Aynen böyle diyor. Meltem, ben bir eşeğim, tamam. Ama bak, şimdi hamle zamanı. Şimdi geri gel, istediğini kabul ettirirsin. Hadi Cem. Sana bir taksi çağırayım ben. Beni hiç affetmeyeceksin, değil mi? Ben bakarım baba. İyi akşamlar Yiğit. Neden geldiniz? Babam evde. İyi. Babanla da konuşmalıyız zaten. Olmaz. Gitmelisiniz. Babam size geldiğimi bilmiyor. Yiğit. Kimmiş gelen? Hiç kimse. Kızınızla ilgili konuşmak için geldik. Kimsiniz siz? Size yardım etmek istiyoruz. Ben kimseden yardım istemedim. Ama oğlunuz istedi. Sen kendi başına ne işler çeviriyorsun? O yüzden mi geç kaldın eve? Bana bağırma baba. Sen Ayça'nın kaybolduğuna bile inanmıyorsun. Kimse kardeşimi aramıyor. Seninle sonra konuşacağız. Siz de evimi terk edin. Bu işe karışmamanız sizin için daha iyi. Hükmedenler, sesimizi duyun. Bu beden size yol versin. Bakın. Ama Yiğit. Yiğit. Biz size hizmet ederiz. Karanlığa hükmedenler, sesimizi duyun. Oğlum Yiğit. Yiğit. İyi misin oğlum? Baba. Oğlum bir şeyler söyle. Yiğit. Biz size hizmet ederiz. Karanlığa hükmedenler, sesimizi duyun. Oğlum. Biz size hizmet ederiz. Karanlığa hükmedenler,
Sesimizi duyun. Defol. Onu benden alamayacaksın. Bu bedenle size hizmet ederiz. Karanlığa hükmedenler. Defolun. Çocuğa yardım et. Oğlum iyi misin? Ne yapacağım? Oğlum nasılsın? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Onu benden. Bırak kendini. Oğlum. Çocuğa yardım et. Oğlum iyi misin? Oğlum. Bana bırak. Onu benden alamayacaksınız. Karanlığa hükmedenler. Sesimizi duyun. Duyun. Lütfen. Bana bırak. Kan yerinin Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin kötülüğünden, bastırdığı zaman karanlığın kötülüğünden, düğümleri üfren büyücülerin kötülüğünden ve gözü kaldığında haset edenin kötülüğünden. Ne oldu? Ne oluyor? Son zamanlarda hep olan şey. Tören yarıda kaldı. Kim bu? Kim? Kim bu? Kim bu ölüme çıkan? Kim? Nasıl yaptın? Nasılsın? İçeri geçelim ve bize her şeyi anlat. Köse Hoca. Ne var? Neden benimle konuşmuyorsun? Eğer neyin peşinde olduğunu bilirsem sana daha çok faydam olur. Ne faydan olacak bana? Aptal değilim Köse Hoca. Bu olanlar şifacının koruduğu emanetle ilgili biliyorum. Ve o ölmüş olmasına rağmen işin hala hiç kolaylaşmadı. Emanete bir adım bile yaklaşmış değilsin. İzin ver sana yardım edeyim. Hepsi benim hatam. Ben bu uğursuz adamla birkaç yıl evvel tanıştım. Belediyedeki işim vesilesiyle. Birlikte birkaç iş yaptık. Nasıl işler? Genellikle arazi ve mülk alım satımı. O bana ihtiyacı olan yerleri söylüyordu. Ben de onun uygun fiyatla alışveriş yapmasını sağlıyordum. Rüşvet alıyordunuz yani. Sonra? Bir ay kadar evvel o benden yeni bir yer istedi. Allah'ın unuttuğu yerde bir arazi. Ve üzerinde ayakta bile duramayan yıkıntı bir bina. Zaten hep böyle saçma yerler istediği için rahat iş yapıyorduk. Hiçbir getirisi olmayan, kimsenin istemediği ücra yerlerin peşindeydi. Fakat bu sefer işler ters gitti. Adamın istediği yerle ilgili önceden yapılmış bir proje olduğu ortaya çıktı. Yani satışa konulamayacak bir araziydi. Ama ben buna laf dinletemedim. Tutturdu alacağım diye bunu. Sonunda sıkıldım ve ondan kaçmaya başladım. O da sizi ikna etmek için başka bir yol buldu. Başta inanmak istemedim. Polis şakadır deyince inşallah öyledir, İnşallah döner diye umdum ama... Sonra kendisi gelip bana açıkça söyledi. İşi halletmezsen kızı unut dedi. Lanet olsun o köseyi tanıdığım güne. Kim dedin? Köse. Köse Hoca. Köse. Uğursuz yılan. Yüzyıllar boyunca kaç kişi onları ele geçirmeye çalıştı. Ama her seferinde başarısız oldular. Hepsi burada yazılı. Ya nedir bu kadar kıymetli olan bu emanet? Büyük kitapları. Büyük kitabı mı? Şifacı büyük kitabını mı koruyordu? Korumuyordu. Saklıyordu. Başkalarının ele geçirmesine engel olmak için. Bu kitaplar... Onların ne kadar güçlü olduğunu tahmin edemezsin. Orada yazılanların yanında... Bizim yaptıklarımız çocuk oyuncağı kalır. O kitaplardaki bilgiyle... Aradaki varlıkların hepsini hükmedebilirim.
İnsana yasak olan tüm bilgiler. Bunun gerçek olduğunu nereden biliyorsun? Yani daha çok masala benziyor. Hayır, kitaplar gerçek. Bugün yapılan büyünün kaynağı da onlar. Çok iyi korumalarına rağmen 9 kitaptan bir ya da ikisi açığa çıktı. Yani bizim yaptığımız büyü de mi o kitaplardan geliyor? Evet. Düşün. Diğerleri de elimizde olsa önümüzde kimse duramaz. Kim bu köse hoca? Bize biraz müsaade edin. Doktor, seni bu işe ben sürükledim. Şimdi de buradan gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kim bu köse hoca, Afşin? Sende bir şey var doktor. Bunu inkar edemem. Ama eğer kızın kaybolması kösenin marifeti ise bu işin dışında kalman doğru olur. Onunla başa çıkamazsın. Seni bir lokma da yer. Yardım Kim edin. Kim bu kız? Yardımına ihtiyacı olan biri. Bana yardım edin. Yardım edin. İmdat. Ne yapmalıyım Afşin? Bana ne öneriyorsun? Bu insanları, o kızı öylece bırakıp gideyim mi? Bunu yapamam. Aslında böyle demeni ümit ediyordum. Bize arazinin nerede olduğunu söyleyin, gidip bakalım. Neyin peşindeymiş şu köse hoca? Burası mı? Evet. Tüm risalelerde bu yerden bahsediliyor. Burada bir arıta olduğuna eminim. Kaç defa araştırdım. Her şeyi denedim. Hiçbir şey yok. Satın alıp bütün taşları tek tek söküp arayacaktım ama... O şapşal Ekrem. Becerebilecek misin? Ya Limugayb. Ya Limugayb. Gizlileri bilen, karanlığı bilen, saklananı bilen. Sırlarını aç. Bana yolu göster. Dikkat et. Her taraf cam kırığı dolu. Bir yerine bir şey olmaz. Çabuk, çabuk. Birileri geliyor. Hadi yürü. Çabuk. Bu Afşin bu. Afşin. Peki kim bu herif? Burası tam bir harabe. Acaba neden peşine düştü? Emaneti arıyordur. Ne emaneti diye soracağım ama bilmek istemiyorum. Zaten ben de söyleyemem. Çünkü bilmiyorum ne oldu. Emre bunun kimseye fayda sağlamayacak, bilinmemesi gereken bir şey olduğunu söylerdi. Ne kadar az anılırsa o kadar kolay unutulurmuş. Bu çok anlamsız. Burada bizi kıza götürecek hiçbir şey yok. Gidelim hadi. Şimdi ne yapıyorlar? Bir şey gördü sanki. Bismillahirrahmanirrahim.
Kimse yok. Biraz yaklaşalım. Bizi görecekler. Sadece kapıyı görecek kadar. Lanet olsun. Burada buluruz sanmıştım. Sen duvarda bir kapı açınca ben de öyle sandım. Şimdi ne yapacağız? Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Kimse yok mu? Kız burada. Ne? Kız burada. Sesini duyuyorum. Yardım edin! Ben bir şey duymuyorum. Bana yardım edin! Yardım edin! Yardıma ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacım var. Kız burada. Ama onu göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir anvarı var. Bu seferki seni biraz zorlayabilir. Ama yardım edeceğim. Kız burayla diğer alem arasında duruyor. Geri getirmek için bir kapı açmalısın. Bir kapı mı? Kızın sesine yaklaş. Yardım edin! Kimse yok mu? Lütfen yardım edin! Benimle birlikte. Yerin yaratıcısı, göğün yaratıcısı, hayatın yaratıcısı, ölümün yaratıcısı, hakikatin yaratıcısı, rüyaların yaratıcısı, bütün yer varlıklarının, bütün gök varlıklarının ve aradaki yerlerin ve aradaki varlıkların yaratıcısı, yerin yaratıcısı, göğün yaratıcısı, hayatın yaratıcısı, ölümün yaratıcısı, hakikatin yaratıcısı, rüyaların yaratıcısı, bütün yer varlıklarının, bütün gök varlıklarının ve aradaki varlıkların yaratıcısı. Kapıyı aç! Kapıyı aç! Kapıyı aç! Adım Ayça. Geçti kızım. Gel. Gel kızım. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel kızım. Hadi kızım. Sen kızı alıp evine götür. Para var mı üzerinde? Var, merak etme. Sen ne yapacaksın? Hastaneye gitmeliyim. Kaç gündür çok ihmal ettim işlerimi. Başım derde girecek. Haklısın. Sen kızı bana bırak, işine bak. Afşin. Bu defa herkesin ağzını kapalı tutmasını sağla lütfen. Nereden çıktı bu adam? Bunu nasıl yaptı? Ne yaptığını gördün mü? Bayağı becerikli. Becerikli mi? O kızı kaçırması için Letchun'u çağırmıştım. Aradaki dört büyük varlıktan biri. Onu geri göndermek için becerikli olmak yetmez. Bu adam en az şifacı kadar güçlü. En azından şifacının yerine kimi geçtiğini biliyoruz artık. Eve gidelim. Bu yeni durumu iyice düşünmemiz lazım. Hadi. Ramazan Simer'i tanıyorsun değil mi? Onu tanımayan mı var? Kanalın en büyük reklam vereni. Bizim maaşlarımızı ödeyen adam. Böyle düşünmene sevindim.
Ramazan Bey'in 16-17 yaşlarında bir kızı var. Ha. Çocukken bir kaza geçirmiş. Ve neredeyse 10 yıl boyunca ağrı sızı içinde yürüme zorluğu çekerek yaşamış. Geçmiş olsun. 2 yıl önce omurgasından bir operasyon geçirmiş. Ve iyileşmez dedikleri kız şimdi mutlu, mesut, sağlığına kavuşmuş. Atakan. Abi sen neden anlatıyorsun bunu bana? Bil bakalım Ramazan Bey'in sevgili kızını 7 saatlik bir ameliyattan sonra ayağa kaldıran doktor kim? Hayır. Evet. Müşfik Sertaş. Ramazan Bey bugün yarım saat telefonla konuştu benimle. İlk 10 dakika az önce sana anlattığım hikayeyi daha ayrıntılı olarak dinledim. Ardından yayın politikamızı doğru bulmadığını, dürüst insanları lekelediğimizi söyledi. 5 dakika kadar da hayatından örnekler verdi. Ama konuşmanın etkileyici kısmı son 1 dakikada geldi. Bak, ben bunu duymak istemiyorum. Ya doktorla ilgili yayını durduracağız ya da reklamlarını çekecek. Olamaz. Olabiliyor maalesef. Buna izin veremezsin Atakan. O program için bütün ekip çalıştı ya. Daha şimdiden yüzlerce mail aldık biz. Salih makul ol biraz. Bu resmen şantaj. Salih burası küçük bir kanal. İşi zar zor döndürüyoruz. Atakan, yayınımı durduramazsın abi. Gidip patronla konuşacağım. Seni önceden uyardım. Patronu da unut. Çoktan kararını verdi. Yayınlanmayacak. Merhaba. Merhaba hocam. Hocam, Harun Hoca sizi görmek istedi. Tamam. Hocam, hemen gitseniz iyi olur herhalde. Viziteye çıktı. Tamam değil mi kızım? Tamam doktor bey. Sonuçlar bana geldi. Oldu. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Beni görmek istemişsiniz. Şöyle çıkalım. Neredeydin dün gece? Efendim? Gece boyunca asistanların seni aradılar. Telefonlarını açmamışsın. Arabada kaldı. 2 gün önce ameliyat ettiğin hasta kanama geçirdi. Seni bulamadıkları için ameliyatı ben yapmak zorunda kaldım. Yanılmıyorsam daha dün seni kendine çeki düzen vermen konusunda uyarmıştım. Evet hocam. Ama anlıyorum ki işini yapabilecek durumda değilsin. Bu doğru değil. Mesleğinle ilgili tehlikeli bir noktadasın. Seni bir aylığına izne ayırmaya karar verdim. Ben 3 yıldır bu bölümde cerrahım. Tek bir hatayla kapı önüne koyamazsınız. Benimle sakın tartışma. Sen cerrahsın. Hata yapma lüksün yok. Üstelik bu tek bir hata değil. Daha sert bir karar almadığıma şükretmelisin. Git ve kendini toparlamadan dönme. Neredeydiniz? Meraktan ölüyorum. Ne yaptınız? Sus. Gir içeri. Anlatsana. Gel içeri gel. Bak bende ne var. Aa, nedir bu? Bizi kösenin arayıp durduğu emanete götürecek bir harita. Harita mı bu? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu bekliyordum. Köse 9 ayrı kitap olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle her biri için ayrı bir de harita hazırlanmıştır. Herhalde ancak hepsi bir araya geldiğinde bir anlam ifade ediyor. Yani 8 tane daha mı bulacağız? O zamana kadar yaşlanırım ben. Merak etme. Zannettiğinden daha kolay olacak. Nasıl olacak? Köse'nin neden başarısız olduğunu anladım. Bunlara ancak şifacı ulaşabilirdi. Şimdi yerine geçen adam ulaşabiliyor. Televizyonda gösterdikleri adam mı? Evet o. Üstelik
daha görevin inceliklerini de anlayabilmiş değil. Bütün yapmamız gereken köseyi kuşkulandırmadan şu gizemli doktora ulaşabilecek bir yol bulabilmek. Nasıl olacak bu iş? Ben bulurum bir yolunu. Merhaba. Meltem. Ne? Buraya gel. Ay, ne var Tezer, ne var? Ne yaptınız dün akşam? Doktor nasıl? İyi iyi, bir şey yok. Evine bıraktım. Bütün gece uyuyamadım. Sana da ulaşamadım. Ay, bir şey yok Tezer. Gidelim. Bir sürü işimiz var bugün yapacak. Bekle bir saniye. Salih'e dün akşamdan bahsedecek miyiz? Herhalde. Doktorun şu kaçırılan kız hikayesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsun? Evet. Nasıl bilmiyorum ama kızı tanıyor bence. Ya ne dediğimi duymadın mı? Eğer haklıysam elimizdeki iki haberi birbirine bağlayabiliriz. Bu biraz zor olabilir. Neden? Ne oldu ki? Gizemli doktor programı yayınlanmayacakmış. Ne? Ay, nasıl olur bu ya? İnanamıyorum. Soralım işte. Çıktı mı? Doğru mu bu Salih? Bak, gördün mü? Kötü haber çabuk yayılıyor. Ya buna nasıl izin verdin? Doğrusu hayatım, iznimi soran olmadı. Ay, inanamıyorum ya, inanamıyorum. Ay, rezalet. O kadar da tanıtım yayınladık. Hem de çok tutmuştu. Niye durdurdular peki? Senin bu doktorun babası araya insanlar sokmuş. Yönetiminde gözü korkmuş tabii. Elime geçmişken kafasını kırmalıydım o adamı. Ne? Yok bir şey. Şimdi ne yapıyoruz peki? Neyse ki elimizde iyi bir haber var. Bizim çocuklar bir cinci hoca daha bulmuşlar. Ona bakalım. Kurcalayın işte. Her malzemeyi değerlendirelim. Tamam. Bunu buldum. Tamam, koy şuraya. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz hocam? Hiç. Toparlanıyorum. İzne yollandım da. Demek doğru. Benim hatam, Harun Hoca'yı aramasaydım. Saçmalama. Aramayıp ne yapacaktınız? Hastayı ölmeye mi bırakacaktınız? Bunu yapması büyük haksızlık. Siz bu hastanedeki en iyi cerrahsınız. Teşekkür ederim. Ama aslında haklı biliyorsun. Aklım başımda değildi. Ya ameliyatım olsaydı? Böyle daha iyi. Sadece geçici bir süre için gidiyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. O kadar fazla şey oluyor ki. Endişeleniyorum. Biliyorum. Endişelenme. Garip bir dönem geçiriyorum ama işler yoluna girecek. Her zaman böyle söylüyorsunuz. Ve hep haklı çıkıyorum, değil mi?
Evet. İşler yoluna girecek. Bu geçici bir durum. Sizinle Serdar Hoca ilgilenir. Biraz serttir ama hem iyi bir doktor hem iyi bir öğretmendir. Benim de hocamdı. Sizin gibi olamaz. Sağ ol. Günün birinde çok iyi bir doktor olacaksın. Başkalarının deneyimlerinden de yararlanmayı öğrenmelisin. Tek bir kişiyi izleyerek olmaz bu iş. Sadece cerrahlık değil. Ben... Pardon. Bu senden hoşlanıyor galiba. Hadi kalk bakalım, toparlanmama yardım et. Müsait misin Köse Hoca? Aklım almıyor. Tam yerinden kurtulduk derken. Ama bu sefer öyle yıllarca bekleyemem. Madem iki kuruşun şifacının hakkından geldi, buna da yeter. Ben de aynı konuyu düşünüyordum. Ama acele hareket etmemeliyiz. Öbürü gibi bir baş belası işte. Ezeceksin, bitecek. Köse Hoca, bence onu öldürmek bir çözüm değil. Şifacı öldüğünde de işimiz kolaylaşacak sandık ama öyle olmadı. Demek ki gidenin yerine bir diğeri mutlaka geliyor. O da doğru. Peki senin aklından ne geçiyor? Ya önce bu yeni ortaya çıkan adam kimin nesi öğrensek daha iyi olmaz mı? Nasıl öğreneceksin peki? Sen o işi bana bırak. Kendi başına bir işe kalkışırsan. Köse Hoca, ben sadece yediğim ekmeğin karşılığını ödemeye çalışıyorum. Döner dönmez gel. Öğrendiklerini bana anlat. Baş üstüne. Asma suratını. Benim de ağzımın tadını kaçırdılar ama iş bu nihayetinde. Değmez. Sırf iş değil be Salih. Bir şey mi oldu? Her zamanki şeyler işte. Cem mi yine? Adam unutamadı seni tabii. Gülme ya Salih. İçmiş içmiş gelmiş yine. Adam aşık diyorum kızım. Tabii içecek. Aman aşkı batsın onun. Bir senedir özür diliyor. Daha ne yapsın çocuk? İşi yapmasın. Özür de dilemesin. Affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var. Amma kindar mısın sen de? Pardon. Meltem bakar mısın biraz? Burası da çocuk yuvasına döndü ha. Birinin bunalımı bitiyor, ötekininki başlıyor. Ben de anlamadım ki. Ay. Ne oldu? Köse Hoca ile ilgili bilgiler topladım. Salih Bey'i arıyordum. Randevunuz var mıydı? Evet var. Beni takip edin. Köse Hoca ile ilgili bilgi toplamaya çalışıyordum. Adam var mı yok mu belli değil. Hı? Bu saate kadar 30 yeri aradım. Hı hı. Tüm bulabildiğim bunlardan ibaret. Doğum kayıtlarına göre asıl adı İhsan Sadberk. Bu kayıtlar çok eski ve karmakarışık. Hı? Ne yaşı ne de ailesiyle ilgili bilgileri toparlayabildim. Hı. İhsan Sadberk'in hayatıyla ilgili tüm tarihler, isimler, yerler belirsiz. Ve de tutarsız. Bu ne anlama geliyor peki? Bir anlama gelmiyor olabilir. Anadolu'da küçük yerlerin çoğunda bu tür bilgiler düzgün tutulamıyor hala. Pek ikna edici değil. Ben de ikna olmadım. Çünkü anlaşılan 8-10 yıl önce İstanbul'a gelip yerleşmiş. Ama ondan sonra ne yaptığı da doğru dürüst takip edilemiyor. Karanlık bir manzara yani.
Evet. Biz dün mahallede soruştururken herkesin ondan korkarak söz ettiğini fark ettik. Ben işte cinci falan diyorlar ya kendine. Ondan diye düşünmüştüm. Ama hoca sahiden sakat birine benziyor. Peki kızın babası, onunla ilişkisi, onu öğrenebildin mi? O da belli değil. Ama son zamanlarda sık sık belediyeye gidiyormuş. Bir şeyler öğrendikçe daha da karışıyor bu iş. Gir. Berra Hanım geldiler. Saat 3'te randevusu varmış. Kim? Merhaba. Merhaba. Tamam kızım, çıkabilirsin. Peki. Buyurun lütfen. Olur. Sizinle randevumu unuttuğuma göre ciddi bir hafıza problemi yaşıyorum herhalde. Umarım bana kızmazsınız. Size ulaşmak için ufak bir yalan uydurdum da. Size kızma fikri bana biraz imkansız görünüyor ama nasıl yardımcı olabilirim? Bir araştırma yapıyordum da. Hey, ne yapıyorsun hayatım? Ben de alerji var. Bana dikkatle bak. Uykudan başka hiçbir şey aklına getirme. Sadece uykuyu düşün. Uyuyorsun ve artık benim sesim senin efendindir. Senin sesin benim efendimdir. Salih, bu dosyaları... Ben... Özür dilerim. Kapı çalmayı bilmez mi bu insanlar? Acele etmeliyim. Salih, bana bilmek istediğim her şeyi söyleyeceksin. Söyleyeceğim. Güzel. Gizemli doktorun adı ne? Halil Sertaş. Pekala. Şimdi bana her şeyi anlat. Doktor nerede çalışıyor? İmre Hoca ile ilgisi ne? Her şeyi sırayla anlat. Hiçbir şey atlama, tamam mı? Al kaptan. Şu halatları da hemen ver. Kaptan veriyorum. Açayım ben onları burada. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıldı bugün, balık var mıydı? Allah'a bin şükür. Masaya ekmek koyacak kadar çıkıyor. Yardım ister misiniz? Eyvallah. Etmiş kadar oldum. Senin şık giysileri kirletmeyelim şimdi. Ağır iş bu sizinki. Ne yapacaksın? Herkesin bir işi var. Benimki de bu. Sana yazılan hiçbir şey tesadüfi değil. Kader senin için ağır bir vazifeyi uygun gördü. Ya istemezsem, ya reddedersem? Bunu yapamazsın. Hayatta herkesin bir işi var. Seninki de. Kolay gelsin. Sağ olasın. Eyvallah. Al bakalım şunları. Koy arka tarafa. Tamam kaptan. Al.
Gizem. Gizem. Bırak beni. Kızım, kızım bağırtmasana beni, duymuyor musun? Yüzsüzlüğün bu kadarına da hayret ya. Gelsene sen şöyle. Ne oluyor Gizem? Bana gelince aman Gizem, fazla açık etmeyelim Gizem. Dedikodu olur Gizem. Ama başkalarıyla kendi ofisinde el ele diz dize. Ne el elesi, ne diyorsun sen ya? Ay bırak lütfen, gözümle gördüm, inkar etme. Neyi gördün gözünle? Bana da anlat. Odaya girdiğimde seni o kadınla el ele otururken gördüm. Sen odaya ne zaman geldin? Öyle kendinden geçmiştin ki fark etmemişsindir. Bak kızım, iyi dinle şimdi beni. O kadın programla ilgili bir şeyler sormaya geldi, tamam mı? Kitap mı yazıyormuş ne? Aman neyse ne, beni rahat bırak. Sonra konuşuruz tekrar, tamam mı? Ne haber Tezer? Ne buluyorsun bu adamda? Nedir cazip gelen ha? Sana kötü davrandığı için mi? Bunun kadınlara çekici geldiğini biliyorum çünkü. Ay hiç çekemeyeceğim şimdi seni. Aa Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zümrüt. Nerede bizimkiler? Safa Hanım Ece'yi alıp çıktı biraz. Habire telefon geliyor, dayanamadı. Babam Faruk'un kliniğe gitmediğini söyledi. Evde mi? İçeride. Sabahtan beri çok sıkkın. Tahmin ediyorum. Sen bize bir çay demler misin? Buyurun. Selam. İşe gitmemişsin. Ameliyatım yoktu, çıkmak istemedim. Yine de durumum benden iyi. En azından yarın gidecek bir işim var. Yok korkma, daha kovulmadım. Ama zorunlu tatile çıkarıldım. Halil. Halil sen ne yapıyorsun böyle? Boş ver. Aslında iyi oldu. Bazı şeyleri yoluna koymalıyım. Zamana ihtiyacım var. Dün gece biraz seninle öyle konuşmak istemedim. Yardım etmeye çalıştığını biliyorum. Kusura bakma. Seni artık hiç anlamıyorum Halil. Bana bile güvenmiyorsun. Bunun güvenle bir ilgisi yok. Anlayacağını, kabul edeceğini bilsem. Peki her neyse. Tartışmak istemiyorum. Sırlarını kendine sakla. Başın mı ağrıyor? Eve geldiğimden beri yarım kutu ağrı kesici aldım herhalde. Ne yapıyorsun? Bir şey deneyeceğim. Dur biraz. Saçmalama Halil. Sakin ol. Geçti mi? Nasıl yaptım onu? Bilmiyorum. Acayip değil mi? Hı-hı. Belki şimdi anlatacaklarıma inanırsın. Demek bir doktor. Ali Sertaş. Anlaşılır şey değil. Bu adamın şifacıyla ne gibi bir bağlantısı olabilir? Ben bir şey düşündüm. Ne? Televizyoncunun söylediğine göre bu doktor şifacı ölürken yanındaymış. Sen her zaman ölüm anının alemlerin birbirine en çok yaklaştığı an olduğunu söylersin. Öyledir. Bana kalırsa şifacı öleceğini anlayınca güçlerinin bir kısmını en yakınındaki kişiye aktardı. Böyle bir şey yapılamaz. Başka bir açıklama aklına geliyor mu? Hayır ama nasıl yapmış olabileceğini anlayamıyorum. Belki de haklısın. Bence böyle oldu.
Ve bu da bizim için büyük şans. Neden? Çünkü bu doktor şifacı gibi değil. Şifacı kendisini, görevini gayet iyi biliyordu. Gücünün farkındaydı. Bu adam olanları tam olarak anlamıyor bile. Hiçbir şey anlamasa da şifacının gücü onu korumaya yeter. Evet ama etrafındakileri korumaya yetmez. Bu adamın ailesi, işi, bağlı olduğu şeyler var. Onlar zarar gördükçe zayıf düşecektir. Bazen beni bile korkutuyorsun. Evet. Tezer'in yeni getirdiği bilgileri kullanmak için görüntüye ihtiyacımız var. Kürşat, ikiniz gidip adamı görüntülemeye çalışın, olur mu? Süreyi doldurabiliyor muyuz peki? Bu kaçak kız programın yarısını alır. Ama yine de bir iki ufak konuyla desteklememiz lazım. Efendim? Salih ile görüşecektim ben, Olcay. Sana, Olcay. Olcay, ben de birazdan seni arayacaktım. Bak görüyor musun? Kalp kalbe karşı. Hayrola? Ya biz senin şu kayıp kız hikayeni yapıyoruz da gelişme var mı diye soracaktım. Ha, şu kız. Aslında ben de onun için arıyorum. Kusura bakma abi ya. Ne oldu? Kız ortaya çıktı. Öğlene doğru babası karakolu aramış. Ve kızın geri geldiğini bildirmiş. Geri mi gelmiş? Nereden? Anlaşılan polis haklıymış. Kızla abisi babayı korkutmak için böyle bir numara çevirmişler. Kız bir yerde saklanmış. Abi de o saçma hikayeyi uydurmuş. Allah kahretsin. Salih, kusura bakma abi. Gerçekten. Sisi de galeyana getirdim. Nereden bileceksin oğlum? Sağ ol yine de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Salih, ne oluyor söylesene. Bu ne lanet bir gün ya. Kayıp kız evine dönmüş. Nasıl olur ya? Meğer her şey şakaymış. Şaka mı? Köse denen adam kızın babasını gözümüzün önünde tehdit etti. Evet. Bilmiyorum Kürşat, bilmiyorum. Anlaşılan talih kuşu başka avuçlara yuva yapmaya gitti ha? Daha ne kadar duracağız burada? Ben gidiyoruz diyene kadar. Ne arıyorsun? Düşmanın zırhında bir çatlak arıyorum Raçin. Ev güzelmiş. Doktor burada mı yaşıyor? Ailesi burada yaşıyor. Şifacının en büyük avantajı neydi aslında biliyor musun? Hadi hoşça kal. Bay bay. Tek başınaydı. O yüzden de korkmuyordu. İnsanın sevdiği birinin olması her zaman zayıflıktır. Samer, sen burada bekle. Biz biraz yürüyeceğiz. Hadi. Nereye gidelim? Parka. Bu havada. Soğuk değil ki. Gidelim Faruk. Bize de iyi gelir. Çok durmayız. Yaşasın. Bu anlattıkların akıl alacak şeyler değil. Sen bir de bana sor. Babaannemi hatırlıyor musun? Hayal meyal. Seni çok severdi. Bebekken bu çocuk her güldüğünde sanki meleklerin sesini duyuyorum derdi. Annem anlatır hep bunu. Sende özel bir şeyler olduğunu söylerdi. Sana söylüyorum Müşfik. Senin bu olan hiç kimselere benzemiyor. Belki de haklıydı kadıncağız. Hadi ama ben çok sıkıldım.
Biraz daha sabret. Bir şey görmek istiyorum. Ece! Canım. Tatlım, iyi misin? Bir şey oldu mu? Yok. Dur bir bakayım. Nasıl düştün öyle? Bir şey bana vurdu. Azıcık sıyrılmış, bir şey yok. Hadi eve gidelim. Oynayalım. Gidelim tatlım. Hem amcanın işleri vardı. Bu harika. Aradığın çatlağı buldun galiba. Hem de kocaman bir tane. Yanılmıyorsam daha dün seni kendine çeki düzen vermen konusunda uyarmıştım. Evet hocam. Ama anlıyorum ki işini yapabilecek durumda değilsin. Bu doğru değil. Mesleğinle ilgili tehlikeli bir noktadasın. Seni bir ailene izni ayırmaya karar verdim. Ne yapıyorsunuz hocam? Hiç. Toparlanıyorum. Benim hatam, Harun hocayı aramasaydım. Saçmalama. Aramayıp ne yapacaktınız? Hastayı ölmeye mi bırakacaktınız? Selen? Selen, bekle. Selen? Neyin var? Özür dilerim. Ne oldu böyle birdenbire? Hiç, sinirlerim bozuk biraz. Özür dilerim. Anlıyorum. Sizin için endişeleniyorum. Biliyorum. Endişelenme. Garip bir dönem geçiriyorum ama işler yoluna girecek. Her zaman böyle söylüyorsunuz. Ve hep haklı çıkıyorum, değil mi? Düşmezsem ne olur? Ne yapacaksın? Gidip babanı mı şikayet edeceksin ha? Ne? Ben de böyle bir babam olsun isterdim. Parmağını şıklatıyor ve programı yayından kaldırıveriyor. Ah bravo. Ne anlatıyorsun sen? Ne yazık ki herkes senin kadar şanslı değil beyefendi. Bazıları kendi işini kendi halletmek zorunda. Ben mesela hayatımı kazanmak için çalışmak zorundayım. Bu iş burada bitmeyecek doktor. Baban kanalı durdurabilir ama beni durduramaz. Ben o kızın şaka falan yapmadığını, başına bir iş geldiğini biliyorum. Ve her ne olduysa sen de bunun bir parçasısın. Ne kadar sürerse sürsün senin foyanı ortaya çıkaracağım. Seni benden uzak durman için bir kez uyardım. Bir daha uyarmam. Kendini beğenmiş, zengin çocuğu. Aklınca beni korkutacak.